Yaşanan ekonomik sıkıntılar erkek giyim sektörünü de etkiledi. Van Göre TV mikrofonlarına konuşan esnaf Necmettin Işık, Nevruz Bayramı dolayısıyla Van'a gelen turistlerin esnafa can suyu olduğunu aktardı. Giymek istediğiniz giysilerle ilgili ve muhtemel herkes için geçerli en büyük kural rahat olmaları gerektiğidir. Kadınlar erkeklere göre daha detaycı olsa da bu konuda erkekler de en az kadınlar kadar özen gösteriyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılar erkek giyim sektörünü de etkiledi. Ekonomik krizin işte bu hayat pahalılığı bayağı bir etkiledi. Sadece bizi değil, genel olarak diyeyim. Öncelikle şu an yaptığımız işle alakalı giyim sektöründe aşırı bir pahalılık meydana gelmiş. İmalatlar çok yükselmiş. Müşteri eskiden gelip bir pantolon alacağı yerde 3 tane 5 tane alacağı yerde şu an bir tane bile alamıyor. Fiyatlar çok yükselmiş. Ayrıyetten iş sezonunda olmasına rağmen işimiz yok. Van Gölü TV mikrofonlarına konuşan esnaf Necmettin Işık, Nevruz Bayramı dolayısıyla Van'a gelen turistlerin esnafa can suyu olduğunu aktardı. Bu son dönemde gelen Nevroz'dan dolayı gelen İranlı turistler falan vardı. Onlar olmasa zaten Van esnafı tamamen siftah edemeyecek duruma gelmişti. Biraz ödemelerimiz falan varsa onu da İranlı turistler sayesinde iş yapıp da ufak tefek ödemelerini yapan esnaflar oldu. Bizimki biraz daha farklı. Küçük esnafız. Bizi çok etkiledi bu ekonomik kriz. Düğün sezonu başlıyor. Bu durum sizi biraz rahatlatacak mı? Düğün sezonu, şimdi düğün sezonu düğün yapacak olan insanlar da var ama her şey çok pahalı olduğu için şu an düğünlerini yapamayacak duruma gelmişler. Hani ne altın alabiliyorlar, ne bir ürün alabiliyorlar. Bir takımın fiyatı olmuş 1500-2000 lira. Yani en düşük takımın maliyeti şu an 800 lira. Bunu asgari ücretli bir arkadaşımız gelip alacağı zaman yani giyimi mi alsın, gıdaya mı versin, farklı şeylere mi versin? Devletimizin bir an önce bu şeylere çare bulması, bu hayat pahalılığına. Ekonomik krizlerin giderilmesi, esnafa destek olması,